Şimdi ben de sizin. Bu yıl her yıl olduğu gibi yine müşterilerimize randevulu hizmet veriyoruz. Yalnız bazı önlemleri bu yıl biraz daha sıkılaştırdık. Bunlardan işte maske dağıtımı, eldiven, ateş ölçer ve dezenfektan malzemelerini koyduk. Bunun dışında her yıl 7 hisse ise hepsi geliyorsa bu yıl sadece 7 hisseden müşterilerimizden rica ettik. 7 hisseden 1 veya 2 veya 5 hisse ise her hayvandan hisse her hisseden her hayvandan 1-2 hisse alıyoruz. Kurban satışlarımız şu anda tamamen bitti. Beklediğimizin üzerinde bir satış yaptık bu yıl. Vatandaşlarımız pandemi döneminde evde kalırken biz onlar için bu hayvanları yaylalardan, pazarlardan hazırladık toplu. Pandemiden dolayı bu yıl ister istemez korktuk, hani hisse işine girerler mi, daha çok küçük başa mı yönelirler diye. Biz ağırlıklı olarak büyük baş yaptığımız için sağ olsunlar vatandaşlarımız da duyarlı oldu. Hani sosyal mesafeye uyaraktan geldiler, satışlarımızı yaptık. İlk başta korktuk aslında. 80-100 yapıyorsak bu yıl 40-50 yapmıştık. Baktık satışlarımız güzel, sonradan ilave ettik. Ama korktuğumuz olmadı çok şükür. Beklediğimizin çok üstünde satış yaptık bu yıl. Zaten şu anda da yaklaşık 10 gün oldu. Satışlarımız bitti çok şükür. Fiyatlar çok bir bariz bir farkı yok. Geçen yılki 6,5-7 bin liralık bir hayvan bu yıl 7,5-8 lira. Çok aman aman bir afaki bir şu dış piyasanın artışına rağmen bizim piyasamız yine aynı sayılır. Geçen yıl canlı kilo hayvan, erkek dana için konuşuyorum, 20 ile 22 arasındaydı. Bu yıl da 22 ile 23, 24, 25 arası değişiyor. Çok da aman aman bir afaki rakam yok bu yıl. Fazla bir artış olmadı. Ülke ve dünya genelinde malum pandemi dönemi yaşıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyeleri ve besicilerimiz olarak bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu süreçte vatandaşlarımız, halkımız evinde otururken bir yıldır kurbanlıklarını hazırlayan yerel üreticilerden almaları için bir talepte bulunmuştuk, bir çağrıda bulunmuştuk. Sosyal medya aracılığıyla, sizlerin aracılığıyla çok güzel bir ses getirdi. Vatandaşlarımız bu çağrıya destek oldu, sağ olsunlar. Tamamen küçük aile işletmelerimizden, besicilerimizden, yerel üreticilerimizden almalarını sağladık. Bu konuda sizlere de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Üreticilerim adına hayvan alırken tamamen dini vecibelerine uygun olması gerekiyor öncelikle. Hayvan alırken bunlara önem göstermemiz gerekiyor. Hayvan pazarlarında da vatandaşlar eğer çok bilgili değilse bu konularda mutlaka tarım İl müdürlüklerimizden
bir veteriner bulunmaktadır orada zaten. Kendilerinden de destek alabilirler. Ama bizim besicilerimiz de bu konuda çok duyarlı davranırlar. Mutlaka derisinin parlak olmasına dikkat etsinler. Kulağı kesik olmamalı, boynuzu kırık olmamalı, ayağı yürüyemeyecek kadar topal olmamalı. Yürüyün gel. Hayvandan kaçıyor. Bu taraftan gelelim. Ben alıyorum.